Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere annemin sürekli olarak yaptığı tepsi ekmeği tarifi ile geldim. Pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir ekmek sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabıma 5 bardak un, 1 tatlı kaşığı tuz ekledikten sonra üzerine 1 bardak kadar ılık su ekliyorum. Suyun sıcak veya soğuk olmamasına dikkat edin. Ilık olması yeterli olacaktır. İlk olarak eri tuz kullandığım için bu şekilde tuzumu eritiyorum. Tuzumu erittikten sonra üzerine yarım paket yaş mayayı ekliyorum. Daha sonra yaş mayayı da elimle bu şekilde yavaş yavaş yoğuruyorum daha sonra alttan unu alarak yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum Azar azar su ilavesi yaparak hamuru bu şekilde cıvık bir kıvama getirdim. Bu kıvama getirdikten sonra çırparak hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Çırpma işlemini 2-3 dakika kadar yaparsanız hem ekmeğinizin lezzeti güzel olacaktır hem de hamurun kıvamı çok güzel olacak. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru yoğurup toparladıktan sonra kenarında bu şekilde toparlıyorum. İsterseniz bu hamurdan bazlama, pişi de yapabilirsiniz. Hamurun üzerini streçle kapattıktan sonra 1 saat kadar oda sıcaklığında bekletiyorum. Hamur 2 katına çıktıktan sonra hamurunuzu kullanabilirsiniz. Bu şekilde 1 saat kadar hamurumu bekleteceğim. Odanın sıcaklığına göre bu süre değişebilir. Hamur bu şekilde iki katına çıktıktan sonra hamurumu kullanıyorum. İlk olarak üzerindeki streç'i çıkarttım. Elime biraz un aldıktan sonra ilk olarak hamurun havasını alıyorum. Bu tarz mayalı hamurlarda hamurun havasını almayı lütfen ihmal etmeyin. Aksi takdirde yaptığınız hamur işi tariflerinden maya tadı ve maya kokusu alırsınız. Hamurun havasını aldıktan sonra tezgahıma bolca un serptim. Unun üzerine hamurumu aktarıyorum. Yoğurma kabının dibinde kalanları da bu şekilde sıyırdıktan sonra hamuruma ekliyorum. Daha sonra hamurumu parmak ucuyla undan destek alarak toparlıyorum. Hamurumu parmak ucuyla yuvarlak bir forma getiriyorum. Daha sonra bu şekilde tepsiye yerleştiriyorum. Tepsiye yerleştirdikten sonra elimle hamuru tepside büyütüyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda Videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Hamuru bu şekilde tepsinin boyutuna göre açtım. Üzerini streçle kapatıp bu şekilde yarım saat kadar oda sıcaklığında bekletiyorum. Hamur biraz kabarmaya başlasın. Daha sonra parmak uçlarıyla içerisindeki kabarcıkları çıkartacağım. Hamurumu yarım saat kadar dinlendirdim. Üzeri için 1 adet yumurta sarısı, 1 tatlı kaşığı un, 1 yemek kaşığı kadar da suyu karıştırıyorum. Bulamaç haline getirdikten sonra ekmeğin üzerine sürüyorum. İsterseniz üzerine sadece su sıkarak da bu ekmeği pişirebilirsiniz. Ben biraz daha kızarsın diye bu şekilde hazırladım. Bulamacı her yerine gelecek şekilde güzelce sürdükten sonra parmak uçlarıyla içerisindeki hava baloncuklarını çıkartıyorum. bu şekilde bastırdıktan sonra 2 dakika bekleyin. 2 dakika sonra tekrardan bu işlemi yapın. Bu şekilde bütün baloncukları dışarıya çıkacaktır. Bu şekilde baloncuklar çıktıktan sonra önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında ekmeğimi pişiriyorum. Ekmeğimi pişirirken altına sıcağı dayanıklı bir kabın içerisine su bıraktım. Ekmeğimi pişirdim ve fırından aldım geldim. Çok güzel bir şekilde kızarmış. Bu ekmek çok lezzetli bir ekmek oluyor. Umarım sizler de tarifi denediğiniz zaman çok beğenirsiniz. Ekmek ilk sıcaklığı çıktıktan sonra bıçak yardımıyla veya makas yardımıyla ekmekleri dilimlere böldükten sonra biraz soğuduktan sonra dilerseniz buzdolabına kaldırabilirsiniz veya hemen tüketebilirsiniz. Sizlere hemen ekmeğimin iç dokusunu da yakından göstereyim. Sizler ekmeğin güzelliğini izlerken bu arada ben de sizlere veda edeyim. Bir videonun, bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basıp kanalıma hala abone değilseniz bana destek olmak için kanalıma şu anda ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yanındaki bildirim zilini de açarsanız yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.